Zavallı Necdet. Saffet Nezihi. Özet. Necdet, annesi ve kız kardeşiyle yazı geçirmek üzere Fener yolunda bir köşke taşınır. Yanlarındaki pembe köşkte yeni komşular gelince iki köşkün hanımları tanışır ve sık sık görüşmeye başlarlar. Meliha, Necdet'in annesinin melek gibi diyerek tarif ettiği kültürlü, Fransızca bilen, edebiyat meraklısı, piyano çalan, kısacası dönemin kadınlarının görebileceği en iyi eğitimi almış komşu köşkteki genç kızdır. Necdet'e annesi onun özelliklerini anlatırken eğer ilgilenirse gidip görücülük yapabileceğini söylemeyi de ihmal etmez. Necdet başlarda ilgilenmez fakat yan bahçeden gelen güzel piyano sesi merakını celbeder ve her gün birkaç batılı bestekarın eserlerini yan köşkün camlarından dinlerken büyülenir. Daha sonra da bu komşu köşkteki sarışın güzeli görür, tanışır, göz göze gelip de onun ilgisiz bakışlarına rağmen kıza aşık olur. Annesinin ona teklif ettiği gün ilgilenmediğine pişman olur fakat ilk fırsatta bu güzel kızla evlenme girişimlerini düşünmeye başlar. Ancak annesi komşu köşkteki Meliha'nın abisi Ferit Saffet'in Necdet'in kız kardeşine talip olduklarını ve söz vermek için onu beklediklerini söylediklerinde o da kendi sırasını biraz erteleyerek beklemekten başka çare bulamaz. Ferit, Saffet'le kısa sürede tanışıp kız kardeşinin sözünü verirken müstakbel eniştesi kendi kız kardeşi Meliha'nın da sözünü İbrahim Şemsi adında bir zabite verdiklerini ve kendisinin nikah şahidi olmasını rica edip iki nikahı da birlikte kıyma planından söz eder. Necdet, tam evlenecek kadar seveceği bir kız bulmuşken okuldan tanıdığı arkadaşı İbrahim Şemsi ile evlenecek olan Meliha'yı kaçırdığına çok üzülür ama elden bir şey gelmeyeceğini düşünerek ve büyük bir acı ile içe kapanır. Nikahlar yapıldıktan sonra da Necdet büyük bir bunalıma girer ve günlerce ateşler içinde yatar. Doktorlar bu sıtmayla günlerce ölü gibi yatan gence uyanınca hava değişimi verirler. O da sessizce ve buruk bir yürekle Bursa'ya bu aşkı unutturacak sakin bir dinlenceye gider. Necdet çaresiz bir süre sonra döndüğünde artık bir hasta gibi yaşamaya başlamıştır. Kız kardeşi, eniştesi ve samimi arkadaşı İbrahim Şemsi ile evlenen Meliha sıkça bir araya gelip şiirden, edebiyattan konuşur ve bu iki yakın akraba olmuş aile buluşmalarında Meliha piyano çalar. Aşkını kalbine gömmüş Necdet, Meliha'yı daha yakından gördükçe ona kalben bağlılığı daha da artar. Bu toplantılarda Meliha'nın piyano çalışını eşinden çok Necdet dinliyor, İbrahim Şemsi asker olduğundan müzik, şiir gibi sanatlardan çok hoşlanmıyordu. Hatta kendisi bir yerde okuduğu bazı ruhsal hastalıklara müzikle uyanmak iyi geldiği gerekçesiyle kardeşi gibi gördüğü Necdet'in keman ile uyanışını sağlamak için her sabah onun odasında uyanana kadar keman çalmasını istemişti Meliha'dan. Necdet bir sabah yarı uyanıkken Meliha'nın utangaç öpücüklerine muhatap olunca kendisine ilgisini anlamış ve kardeşi gibi gördüğü İbrahim Şemsi'nin karısı olmuş bu kadından uzaklaşmak gerektiğine karar vermiş ve uzun bir tatil için Midilli'ye gitmek zorunda kalmıştı. Döndükten sonra Meliha ile karşılaşmamak için bu aileden uzak duruyordu. İlerleyen zaman içerisinde birkaç kez Meliha'nın kendisine yönelmesine ve görüşme isteklerine ise kesinlikle red cevabı veriyordu. Bir baş başa kalışlarında Meliha yakın zamanda çocuk düşürdüğünü ve buna sebep olarak sevmediği bir adamın çocuğunu doğurmak istemediğini ve Necdet'i çok sevdiğini evlendikten sonra anladığını, gerekirse kocasından ayrılıp kendisiyle beraber olabileceğini söylemişti.
Necdet ise kardeşi gibi gördüğü arkadaşından ayrılsa da onunla evlenemeyeceğini kat'i bir dille bu umutsuz aşkı kalbine gömdüğünü söylemiş ve bu olaydan sonra artık Meliha ile hiçbir surette görüşmeme kararı almıştı. Aylar sonra enişte adeta zorla yeni aldıkları Burgaz Adası'ndaki köşklerine Necdet'i götürmüştü. Fakat birkaç gün sonra bir sürprizle Meliha da yalnız başına köşke gelmiş ve Necdet bu ortamdan kaçamamıştı. Bir zaman sonra yoğun fırtına ve şimşeklerin çaktığı bir gece korktuğu gerekçesiyle Necdet'in odasına adeta zorla giren Meliha sonunda Necdet'le bir gece geçirmiş, aldığı ilacın etkisiyle de geçirilen bu geceyi işlenmiş bir cinayet ve nefretle anacak olan Necdet hemen Şişli'deki kışlık konaklarına annesinin yanına dönmüş ve ateşler içinde nöbetler geçirmeye başlamıştı. Daha sonra iyileştiğinde Melihaların da kışlık evleri buraya yakın olduğundan onu görürüm korkusuyla Bebek'teki yalılarına taşınmış, hastalıkla boğuşarak annesiyle burada yaşamaya karar vermişti. Bir süre sonra ilerleyen hastalığı nedeniyle yatağa düşmüş ve 12 gün humma içerisinde uyumuştu. Bu ölüm uykusundan uyandığında yanı başında bir kızın kendisine baktığını ve bunun İzmir'de yaşayan kuzeni Müzehher olduğunu görmüştü. Müzehher annesini kaybedince Bebek'teki halasına gelmiş ve hastalığı sırasında gözünü kırpmadan Necdet'in yatağının başından ayrılmamıştı. Aylar süren tedavide Necdet'i bir hasta bakıcı gibi iyileştirmişti. Necdet iyi olduktan sonra ateşler içerisinde baygın yatarken sayıkladığı bir sırrı var mıydı diye sorduğunda tavırlarından Meliha'ya olan gizli aşkının sırrını Müzehher'in öğrendiğini anlamıştı. Müzehher bir süre sonra Necdet'i ziyarete gelen Meliha ile tanışmıştı. Daha sonra bir gün yalıya tekrar gelen Meliha, Müzehher'in yanında Fransızca olarak Necdet'le konuşmuş, kendisini bu esmer, çirkin kızdan kıskandığını söyleyerek davranışlarıyla kızı taciz etmiş ve çıkıp gitmişti. Müzehher, Meliha çıkınca bayılmış ve doktor Necdet'e Müzehher'in ağır bir kalp hastası olduğunu ve üzüntüye gelemeyeceğini, onu mutlu yaşatmaları gerektiğini söylemişti. Müzehher'in Necdet'e ilgisini yıllardan beri bilen annesi, yeğeniyle oğlunun evlenmesini isteyince ve doktorun söylediklerini düşünen Necdet, kendisine öteden beri aşık olan Müzehher mutsuz olmasın, üzülmesin diye onunla evlenme kararı almıştı. Ama bu kararını uygulayabilmesi için Meliha ile görüşüp onun sorun yaratmamasını sağlamalıydı. Meliha ile konuştuğu ve bu merhamet evliliğine boyun eğmesini istedi ve onu ikna etti. Kısa süre sonra evlilik hazırlıklarının sonuna doğru Meliha yalıya gelip Necdet'in bu evlilikten vazgeçmesini, çünkü buna dayanamayacağını ve buna en büyük engelin de karnında taşıdığı çocuğun adadaki o fırtınalı gecenin ürünü olduğunu söyledi. Müzehher konuşmayı gizlice dinlemişti. Necdet'in güç durumda kalmaması için onunla evlenmekten vazgeçmişti. Ama zavallı kızın kalbi bu acıya dayanamamış ve kısa bir süre sonra ölmüştü. Müzehher'e toprağı verdikten birkaç ay sonra İbrahim Şems'i Necdet'in ziyaretine gelmiş ve doğumu yaklaşan Meliha'nın rahat etmesi için boğazda bir yalı aradıklarını söylemişti. Necdet koskoca yalıda annesiyle bir başlarına oturduklarını ve onlara da rahat rahat birkaç oda düşeceğini söylemek zorunda kalmıştı arkadaşına. Meliha ile İbrahim Şems'i birkaç parça eşya ile yalıya yerleşmişlerdi. Bir süre sonra da Meliha ile Necdet baş başa kalınca artık bu evliliğin böyle devam edemeyeceğine, kocasına tüm olup biteni ve aşkını, onu sevemediğini itiraf edeceğini söyledi. Necdet bu kardeşten yakın gördüğü İbrahim Şems'i'ye onu mutsuz edecek ve hayatını mahvedecek gerçeği söylemeyi asla doğru bulmuyordu ama Meliha kararlıydı. Gerçeği kocasına anlatacak ve onun kendisini boşamasını sağlayacak ve Necdet'le bir araya gelmelerinin önünde
engel kalmayacaktı. Necdet, Meliha'nın kararlılığını görünce 10 gün süre istedi ve kendini hazırlaması için bu sürenin önemine Meliha'yı ikna etti. 10. güne kadar tüm hazırlıklarını yaptı. Önce başına gelen bu aşk hadisesini olduğu gibi yazıp yakın arkadaşına teslim edilmek üzere bir zarfa koydu. Annesine bir veda mektubu yazdı ve 10. gün intihar etti. Yıllar sonra Necdet'in hatıralarını yazıp gönderdiği bu yakın arkadaş, Necdet'le ortak dostları olan İbrahim Şemsi'yi Beyoğlu'nda yanında bir küçük çocukla görünce çok şaşırmıştı. Zira çocuk Necdet'in küçük bir kopyasıydı. Sonra İbrahim Şemsi ile sohbet ettiğinde bu çocuğu doğururken karısı Meliha'nın öldüğünü ve çocuğuyla birlikte onlara annelik yapan Necdet'in annesiyle birlikte bebekte yaşadıklarını söylemişti.